tekrar Çınar Altı sohbetlerinde tüm Burgaz'a hoş geldiniz diyoruz. Hakikaten burada başlayan Anadolu'nun değişik kentlerinde yaydığımız bu Çınar Altı sohbetleri ya da sohbet programları sayesinde içimizdeki kırılganlıkları aşma imkanı olmuştu. Ne diyeceksiniz? İşte diyoruz ya, umut verenler diyoruz. Umuda mola verecek zaman yok. Hakikat istiyorsanız tarih kitapları var, belgeseller var, dokümanter film dediğimiz şeyler var. Oraya bakın. İyi vakit geçirmek ve bir hikaye izlemek istiyorsanız kurgulu olanı drama olarak geçiyor. İkisini birbirine karıştırmıyor. Sinemanın da televizyonun da belli süreçlerdeki macerası ülkenin konjonktürüyle bağlantılı olarak yürür. Yani bir ihtiyaç doğar, o ihtiyaca sektör cevap verir. Umut meydandadır, meydanlardadır, sokaklardadır. Ama nedir? Kırmak, dökmek için değil. Birlikte yapmak, etmek, üretmek, tüketmek, iyi günde kötü günde birlikte olmak. Laysa, Laysa, güzel bir kız ismi gibi Laysa. Gerçekten de çok güzel bir bina. İçini sanatla, birlikte yaşama kültürüyle doldurmayı isteyeceğimiz bir alan yaratmışlar. Bütün bunlar birlikte yaşama, sanatın iyileştirici gücü dediğimiz, toplum üstündeki iyileştirici gücümüz dediğimiz şeyler buralarda tezahür ediyor, gerçekleşiyor. O yüzden Lüleburgaz Belediyesi'ni büyük alkışlamak lazım. Yani gördüğüm en iyi, potansiyeli en yüksek binalardan biri. Bak, burası müthiş bir yer. Müthiş bir yer. Biz olmayan, ideal, yalan bir dünya kurup onu mu anlatalım? Bu değil, bakın hiçbir iş küfür ederek reyting almaya çalışmaz. Öyle bir şey değildir, o bir parçasıdır. Hayatımız edepten mürekkep değil. Onun dışında bir ton olaylar, bir ton tatsızlık oluyor. Uğursuzluk var, hırsızlık var, tecavüz var, kadın cinayetleri var, çocuk istismarları var. Var oğlu var, bir sürü olumsuzluk. Tatsız diye göstermeyelim mi? Memlekette her gün bir kenarda bir kadının canı yakılıyor, canına kıyılıyor. Çocukların hayatı karartılık. Biz bundan bahsetmeyelim. Niye? Çirkin. Güzel bir şeyler yapın da onu çekelim o zaman. Ne yapabiliriz? O gemi gelecek. Neden? Miray değil mi? Çünkü sen varsın Miraycığım. O geminin geleceğinin garantisi sensin. Biz değiliz. Onun için oradan umudunu kesme. Sinema için de geçerli. Toplumun zamandır sansürleniyoruz. Televizyonda o kadar fazla görmediğimiz sansür var ki 10 yıldır bu ülkede aşk sahnesi yok. Siz sokakta küfretmekten vazgeçene kadar televizyon ve sinemada küfür diyorlar ki dünya sinemasında da. Dünya sinemasında altyazılarda kahretsin diye okuduğunuz şeyler kahretsin dedi. Hayır, İngilizce bir... Hanginiz kendi hayatınızı televizyonda izleyebiliyorsunuz? Biz elimizden geleni yapıyoruz şu anda. Çünkü biz hayattan bahsediyoruz. Hiçbir drama bir toplumun toplumun belli bir kesimini ya da meslek türünün tamamını hiçbir zaman karalamaz. Öyle bir niyeti yoktur. Sahtekar bir doktor gösterdiğiniz zaman doktorlar sahtekardır demek istemiyorsunuzdur. Küfür de bunun gibi günlük hayatın bir parçası. Dünyanın bütün kültürlerinde küfürün sözlüğü vardır. Küfürü yerinde edemeyen, yerli yersiz eden, eski sol deyimimizle, şimdi herkes de söylüyor, lümpenlerin ağzından duyduğumuz zaman gerçekten can sıkıcı bir şey oluyor. Bir sektördeyiz biz, o arkadaşlar az kazanıyor, biz de daha az kazanıyoruz. Haftanın 6 günü ortalama 12-15 saat sette kalırız. Türkiye'de telif hakkı yok. Ben dizide oynuyorum, 77 ülkede oynuyor şu anda. Ben Arjantin'den para mı alıyorum? Türkiye'ye hizmet etmem. Benim öncelikli sosyal sorumluluğum mu? Ben öfkeli biri olmak istemiyorum arkadaş. Sahneden sorumluyum. Sahneye çıkıp hepimize aynı oyunu seyrettirmekten sorumluyum zaten. Ve bu bir toplumu değiştirir mi? Çok şey yapar. Bir şiir değiştirir ya şurada 250 kişinin bütün duygusunu yani. Her şeyi değiştirebilir. Ne kadar reklam alabilmek için diziyi uzatmak zorundalar aralıkları. O aralıkların süresi Rütük tarafından kısaltılsa hepimiz 60 dakika dizi çekeceğiz, insan gibi yaşayacağız. Kimsenin canını sıkacak kadar para kazanmayacağız.
Tamam mı? Her şey yolunda gidecek. Yok. Evet. Mi? Evet. Aslında ödemedim de kitabını aldım diyelim. Evet, onu geç. Ya bırak, gittin Burak'ın kitabını aldın diye bize hava yapma. Biliyorum onu, onu geç. Yani diziyi seyredeceksin, parayı ödemeyeceksin. Ondan sonra diziyi uzun bulacaksın. Adam niye dışarı bakıyor, gözünü oynatıyor diyecek. Yok böyle bir dünya. Şimdi bakın iki örnek vereceğim. Birisi... Kalk boşalt parkı, kalk! Emniyetsiz. Şimdi biz nasıl para kazanıyoruz onu da bilin. Yani televizyonlar. İnternet dizileri hakkında ne düşünüyorsunuz? İnternet dizileri bence önümüzdeki yıllarda televizyonu da yenebilir. Yani televizyonu bitirebilir. Zelantir olarak ve o kadar verdiğiniz katkılardan dolayı ben sevgili başkanım Murat Ceren'in buradayken sizi Yorgaz Fahri Emşehrisi olarak ilan etmesini meclis vallahi bunu diyor.